Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gönül coğrafyamız ünitemizin İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izleri konusunun 5. bölümü olan Endülüs bölümünü işleyeceğiz. Hatırlarsanız daha önce 7 farklı bölgeden bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlar 8. bölge olan Endülüs bölgesinden bahsedeceğiz. Endülüs arkadaşlar, İlbel Yarımadası'nda Müslümanlar tarafından verilen isimdir. En önemli şehirleri Kurtuba, Girnata, İşbiliye'dir. Yarımada'nın fethi 8. yüzyılda Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad tarafından başlatılmıştır. Bölge 15. yüzyılın sonuna kadar İslam medeniyetinin Avrupa'daki merkezi şeklinde olmuştur arkadaşlar. İspanya'nın arkadaşlar bir bölgesi. Bakarsanız şurada. En önemli şehirleri dikkat ederseniz burada Kurtuba arkadaşlar. Ondan sonra Girnata ve İşbiliye'dir. Ve arkadaşlar bu Tarık bin Ziyad hakkında size biraz bilgi verecek olursak Tarık bin Ziyad kimdir? Tarık bin Ziyad arkadaşlar bu Endülüs'ü fetheden bir komutandır. Kendisi aslında aslı Kuzey Afrikalıdır. Kuzey Afrika'da yaşayan bir berberi ailesinden doğmuştur aslında. Ve arkadaşlar o zamanlarda İslam orduları tarafından esir alınıyor. Sonra da serbest bırakılıyor bu Tarık bin Ziyad. Serbest bırakıldıktan sonra da Emevi valisi Musa bin Nusayr'ın hizmetine giriyor. Ve orada arkadaşlar onun komutasında savaşmaya ve onun komutasında hizmet etmeye başlıyor İslam'a. İspanya'daki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Musa bin Nusayr Tarık bin Ziyad'ı arkadaşlar 711 yılında 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya üzerine gönderiyor ve görevlendiriyor. 7000 kişilik bir orduyla ne yapıyor? Cebel-i Tarık Boğazı'nı geçen Tarık bin Ziyad İspanya'ya çıkar çıkmaz gemileri yaktırıyor. Gemileri yaktırıyor ve askerlerin geri dönme ümitlerini ne yapıyor? Yıkmış oluyor. Bir daha geri dönmeyi düşünmesinler diye. Ve askerlerine şunu söylüyor. Arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde ise deniz gibi bir düşman var. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanının silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silahınız ise ancak kılıçlarınızdır. Erzak olarak da düşmanınızın elinden sahip olacağınızdan başka bir şey de yoktur deyip onları motive ediyor ve savaşa hazırlıyordu ve bu şekilde savaş kazanılmıştı arkadaşlar. Endülüs deyince arkadaşlar İslam'ın kaybolmuş bir coğrafyası insan akıllarına geliyor. Çünkü Endülüs medeniyeti sonradan biliyorsunuz İslam medeniyeti olmaktan çıkıyor. Endülüs medeniyetin tarihi mirasına baktığımızda Tarık bin Ziyad gibi zeki ve kabiliyetli komutanlar, İbni Arabi, İbni Rüşd, İbni Hazm gibi, İbni Firnas gibi alim, abid zatlar ile ilim irfan sahipleri birçok alim aklımıza geliyor aslında. Ve hatta mimari eserlerine Elhamra'yı bile insan düşündüğü zaman Endülüs'te arkadaşlar ne kadar güzel eserlerin olduğunu düşünmek için bize yeterli bir delildir. Mesela Kurtuba Camisi, Elhamra gibi bazı eserlere baktığımız zaman Endülüs'ün ne kadar güzel tarihi bir koruma ve tarihi bir eserlere sahip olduğunu anlamak ve Endülüs'te arkadaşlar Batıya İslamiyet'in arkadaşlar Batıya taşınmasında önemli bir rol oynamıştı aslında Endülüs. Hoşgörünün arkadaşlar bir merkezi haline gelmişti Endülüs. O zaman Endülüs onun için çok cazibe haliydi. Pek çok mimari ve ilmi eserin hayat bulduğu bu bölgede ortaya çıkan ilk karışıklıklar sebebiyle çok sayıda devlete bölünmüştü Endülüs arkadaşlar. Son olarak 1492'de Beni Ahmer Devleti de yıkılmasıyla da burada arkadaşlar İslam hakimiyeti son bulmuştur. Yani burada hala Müslümanlar yaşıyor ama 1 milyon 700 bine yakın bir Müslüman kaldığı söyleniyor. Tabi 7 milyonluk bir nüfusu var. 7 milyondan fazla bir nüfusu var. Ama 1 milyon 700 bine yakın bir Müslüman nüfus kaldığı söyleniyor içinde. Hristiyanların bölgeye hakim olmasından sonra Endülüs'teki İslam medeniyetine ait izler silinmiş arkadaşlar. Özellikle silmeye çalışmışlar. Eserler yok edilmiş. Camiler kiliseye çevrilmiştir. Kurtuba Camisi de şu anda arkadaşlar kiliseye çevrilmiştir. Müslümanların burada yaşaması da mümkün olmamıştır. Buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu ve Afrika'ya da taşınmak zorunda kalmışlardır.
Emevi Devleti'nin başkentini yapan Kurtuba şehrinde İslam medeniyetini yansıtan çok önemli mimari eserler ve kütüphaneler inşa edilmişti. Bu kütüphanelerin sadece birinde bulunan kitap sayısı bile arkadaşlar Avrupa'da bulunan kütüphanelerdeki toplam sayıdan bile fazlaydı. Bir kütüphanesindeki kitap sayısı. Kurtuba Camisi arkadaşlar onların önemli eserlerinden biridir. Fakat şu günümüzde dediğimiz gibi az önce de cami olarak kullanılmamaktadır. Kiliseye çevrilmişti. Ve UNESCO'nun korunması altına alındı şu anda arkadaşlar. Endülüs'teki İslam medeniyeti sanat ve estetiğin en güzel yansımalarından biri de arkadaşlar kale olarak inşa edilen ve günümüze kadar varlığını sürdüren Elhamra Sarayı'dır. Bak şurada görürsün arkadaşlar Elhamra Sarayı'nın iç bölgesinden bir resim görebiliyoruz burada. Elhamra Sarayı nasıl yapıldı? Önemi nedir? Elhamra mimarisi, Endülüs mimarisi kadar bütün İslam sanatı içinde büyük bir gurur teşkil eden arkadaşlar. Elhamra Sarayı, Kasrul Hamra yani kırmızı kasır, kırmızı saray anlamına geliyor. Nasriler Beni Ahmer devletinin baş yeri olan Girtana'da bulunmaktadır. Kızıl anlamına gelen Elhamra sıfatıyla tanınması neden bu şekilde tanınmış? Çünkü inşaatta kullanılan kil, harcın arkadaşlar kızıl renge dönüşmesinden dolayı bu şekilde isimlenmiş. Yani oradaki harcın, kilin, tuğlaların arkadaşlar kırmızılaşmasından dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Ve tarih boyunca çeşitli tahribata maruz kalmasına rağmen arkadaşlar bazı bölümlerinde yok olmasına rağmen yine de dünya çapında büyük bir şöhrete sahip ve İslam eserleri arasında son derece imtiyazlı bir yere sahiptir. Bugün de ihtişamını hiçbir şey kaybetmemiştir arkadaşlar bu Elhamra Sarayı arkadaşlar. Ve geçmişten günümüze ışık tutan, ayakta duran İslam saraylarının en iyi durumda olanlarından bir tanesidir. Bu haliyle bile bir taraftan küçük bir devletin gücünü sembolize ederken diğer taraftan da aslında güçlü bir İslam devletinin yok olup gitmiş sarayları hakkında bize bir fikir vermektedir arkadaşlar. Kurtuba Camisi yine dediğimiz gibi arkadaşlar oradaki önemli tarihi eserlerden bir tanesidir. Bin yılı bulan geçmişiyle en önemli İslam eserlerinden biridir bu Kurtuba Camisi. Bu camiyi önemli yapan bir başka detay ise 24 bin metrekarelik yerleşimi ve 856 sütunu ile sadece dünyadaki en büyük cami olması değil, aynı zamanda en büyük ibadethane olmasıdır arkadaşlar. Endülüs'teki en büyük duraklardan biridir. Ve Endülüs Emevi Devleti'ni kuran 1. Abdurrahman Kurtuba'da çok büyük bir cami yaptırmayı arzu etmişti. Bu caminin Bağdat'taki ve diğer İslam memleketlerinde bulunan camilerden de daha güzel ve daha ihtişamlı olmasını istemişti. Vadül Kebir Nehri'nin kenarında bulunan bir arsayı seçmiş ve bu arsa arkadaşlar aslında orada bir Hristiyan'a aitti. O Hristiyan'dan bunu satın almak istedi. Çok büyük bir parayla arkadaşlar orayı satın aldı. Hatta onlar aldıkları bu parayla 3 tane kilise yaptırmışlardır. O kadar büyük bir meblağa satılmışlardı o arsayı. İslam medeniyetinin batıya taşınmasına önemli bir köprü rolü üstlenen Endülüs'teki ilmi çalışmalar arkadaşlar Hristiyanlar tarafından Latince'ye tercüme edilmiştir. İslam medeniyetinde eserleriyle katkıda bulunan İbni Hazm, İbni Rüşd, İbni Arabi gibi şahsiyetler bu coğrafyalarda yetişmişlerdir arkadaşlar. Bu önemli şahsiyet. İbni Arabi arkadaşlar çok önemli bir şahsiyettir. İslam dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Sadece Endülüs'te değil. Muhyiddin Arabi kimdir? Muhyiddin Arabi tasavvuf ve İslam düşüncesinin tarihinde büyük etkileri bulunan bir sufi müelliftir, bir yazardır aynı zamanda. 17 Ramazan 560 Hicri takvimine göre, miladi takvime göre de 28 Temmuz 1165 tarihinde Endülüs'ün güneydoğusundaki Tidmur bölgesinin baş şehri olan Mürsiye'de doğdu arkadaşlar. Muhyiddin Arabi köklü, soylu ve saygın bir aileden geliyor. Bu kabilenin Arap olması sebebiyle İbni Arabi yani Arap diye atanmış, tanınmıştır. Arabi diye tanınmıştır. Çünkü ataları Arap, Araplıktan geliyor. Muhyiddin Arabi'nin hayatında 300'den fazla alim ve şeyhten görüşerek onlara tasavvuf ilmini almıştır. Ve tasavvuf, filozof, astrolog, İslam aliminde ve birçok daha alanda arkadaşlar söz sahibi olduğu için ona İslam aliminde Şeyhül Ekber demişler, en büyük alim demişlerdir. Hatta dini ilimlerde de müceddit oluşundan dolayı da ona Muhyiddin yani dini ihya eden anlamında lakaplar vermişlerdir. Muhyiddin Arabi.
Şimdi konumuzla ilgili arkadaşlar birkaç örnek çözelim ve konumuzu pekiştirelim. Kültür kavramından daha kapsayıcı üst bir kavram kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı milletlerin ortak duygu ve düşüncelerini kapsar. Yukarıdaki hangi kavramlardan bahsedilmektedir arkadaşlar? Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir? A. Kültür, B. Coğrafya, C. Sanat, D. Mimari, E. Medeniyet. Burada dikkat edersek arkadaşlar kültür kavramında daha üst kapsayıcı bir kavram diyor. Yani kültürleri daha bir araya getiren kapsayıcı bir kavramdır bu. Biz geçenlerde bundan bahsetmiştik. Medeniyet demiştik arkadaşlar. Kültürleri bir araya toplayan, hatta bunu hatırlatalım size. Medeniyet farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve bir evrensellik nitelik taşır demiştik. O zaman buradaki cevabımız medeniyet olacak. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir demiş. A. Kültür nesilden nesile aktarılarak öğrenilir. B. Kültür toplumların birbirinden ayırt edilmelerini sağlar. C. Kültür tarihi bir süreç içerisinde oluşur. D. Kültür hiçbir değişikliğe uğramaz. E. Kültür toplumun ortak ürünüdür demiş. Şimdi arkadaşlar kültür tabii ki topluma bağlı olarak arkadaşlar nesilden nesile aktarılıyor ve her toplumun bir kültürü var dedik. Değişime uğrayabilirdi, kendini geliştirebilir dedik arkadaşlar. Kültürün bazı özellikleri vardı. Onları bir hatırlayalım. Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinden meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler tabii ki. Çünkü ikisi hem maddi hem manevi öğeleyle arkadaşlar kültürle toplum birbiriyle iç içedir arkadaşlar. Yani toplumun örf ananelerini ve adetlerini oluşturan kültürdür zaten arkadaşlar. Bir kültür oluşmuştur. Kültür toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir tabii ki. Ama şurada arkadaşlar dikkat ederseniz D şıkkında hiçbir değişikliğe uğramaz demiş. O zaman bu kültürün özelliklerinden değildir. Cevabımız D olacaktır. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetin özelliklerinden değildir? A. Farklı ırkların ahenkli bir bütünüdür. B. Irk üstünlüğü esasına dayanır. C. Adalet ve denge üzeredir. D. Müsamahakârdır. E. Vahiy ve aklın uyumlu bütünlüğünü yansıtır. Şimdi burada arkadaşlar farklı ırkların ahenkli bir bütünüdür doğru diyebiliriz. Çünkü İslam medeniyetinde arkadaşlar insancıl yönü vardır. Evrensel yönü vardır. Ve insanlar arasında ayrım yapmaz. Adalet ve denge üzeredir. Ondan sonra müsamahakardır. Aynı zamanda arkadaşlar hoşgörüyü benimser. Ve vahiy ile aklın uyumlu bir şekilde çalışarak hak ve hakikate ulaşma yollarını benimser arkadaşlar. İslam medeniyetinin özellikleri. İslam medeniyetinin özellikleri tek tek yine burada sınıflayacak olursak hatırlatalım arkadaşlar. Evrensel değerlere vurgu yapan vahye dayanır. Evrenseldir dedik. Yani bütün ırkları kapsayıcı bir şekilde, bütün insanlığı arkadaşlar kapsayıcı bir şekilde mesajlar verir. İnsan merkezlidir. İslam medeniyetlidir arkadaşlar. İlim medeniyetidir. Sentezler bütünüdür demiş arkadaşlar. Barındırdığı farklı kültürler yok etmez, korur. Sömürgeci değildir. Ve oraları tahrip etmez. Onlardan çıkar amaçlı arkadaşlar. Bir iletişim içine girmez. Ahlakiliği ve adaleti ön planda tutar. Adalet ve denge üzeridir diyor. Doğru. Farklı inançlara sahip olanlara baskı yapılmaz. Onlar arkadaşlar hoşgörüyle davranır, müsamahakardır. O zaman burada arkadaşlar ırk üstünlüğüne dayanır. Şıkkı B şıkkı İslam medeniyetinin özelliklerine arkadaşlar uyuşmaz. Çünkü evrenseldir, insan merkezlidir. Cevabımız B olacak. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemlerden biri değildir? Daha önceki derslerimizde hatırlarsınız arkadaşlar. Biz bu İslam medeniyetini temsil eden bazı medeniyetleri arkadaşlar tablo şeklinde vermiştik. O tabloyu size hatırlatacak olursak şöyle buradan bir bakalım. Birincisi arkadaşlar As-Sade dönemi vardı hatırlarsanız. İkincisi 4 halife dönemi vardı. Üçüncüsü Emevile dönemi vardı. Abbasiler,
dönemi vardı. Selçuklar dönemi vardı. Osmanlılar dönemi vardı arkadaşlar. Hatırladığınız gibi arkadaşlar bu dönemlerde Asya Hunları dönemi diye bir dönem yoktu. Asya Hunları dönemi diye bir şey burada yok. Onun için arkadaşlar cevabımız Asya Hunları olacak. Diğer bir soruya bakalım. İslam medeniyetinin doğduğu önemli bir merkez olan Arap Yarımadası'nın aynı zamanda Mekke'de bulunan Kabe sebebiyle günümüzde de tüm dünya Müslümanlarının buluşma noktasıdır. Hac ibadeti için burada buluşan Müslümanlar yüzyıllardır ortak bir medeniyetin evlatları olarak dini tecrübe yaşamakta ve birbirleriyle iletişim kurmaktadır. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Müslümanlar hac ibadeti sayesinde birbirleriyle iletişim kurarlar. Doğru. Bakın burada zaten yazıyor. Kabe sebebiyle günümüzde tüm dünya Müslümanların buluşma noktasıdır. Yani birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar. B şıkkına bakalım. Mekke Kabe sebebiyle günümüzde tüm dünya Müslümanların buluşma noktası olmuş. Evet, burada yazıyor zaten. Aynı cümlede paragrafta geçiyor. Müslümanların buluşma noktası olmuş Kabe sebebiyle. C Arap Yarımadası İslam medeniyetinin doğduğu önemli bir merkezdir. Doğrudur. Çünkü biliyorsunuz ilk vahiy Peygamber Efendimiz'e ilk oku emri Alak suresinin ilk 5 ayeti Mekke'de inmiştir. Kendisi Mekke'de arkadaşlar 40 yaşındayken peygamberlik geliyor ve 13 yıl Mekke'de kaldıktan sonra peygamberlik yaptıktan sonra Medine hicret ediyor. Ve Medine hicretten sonra arkadaşlar 10 yıl daha Medine'de yaşıyor sonra vefat ediyor. Yani Mekke'de Medine'de yaşıyor Peygamber Efendimiz. Onun için arkadaşlar Arap Yarımadası yani Hicaz bölgesi İslam medeniyetinin doğduğu önemli bir merkezdi. Tabii ki çünkü bütün İslam arkadaşlar bu Arap Yarımadası'ndan dünyaya yayılıyor. D şıkkına bakalım. Demiş ki Müslümanlar hac ibadeti için Kabe'de buluşurlar. Doğrudur. Hac ibadeti için burada buluşan Müslümanlar demiş. Zaten cümlede aynısı geçiyor. Dikkat edin paragrafta. Şurada geçiyor. E şıkkına bakalım. Arap Yarımadası'nın Müslümanlar için tek önemli bir bölge, tek önemi bu bölgede konuşulan dil sebebiyle demiş. Hayır, sadece dil sebebiyle önemi yoktur. Yani sadece Arapça konuşulmasından dolayı mı önemlidir? Tabii ki hayır. Burada İslamiyet'in buradan yayılması, Peygamber Efendimiz'in kabrinin Medine'de olması, Kabe'nin Mekke'de olması onun için Müslümanlar için arkadaşlar çok önemli bir bölge haline getiriyor Arap Yarımadası'nı. Yani Hicaz bölgesi ve Mekke ve Medine bölgesi özellikle arkadaşlar şehirleri Müslümanlar için çok önemli iki kıymetli yedi kutsal mekanlardır arkadaşlar. O zaman E şıkkında demiş ki tek önemi bu bölgede konuşulan dildir demiş. Kesinlikle bu yanlış bir şıktır. Söylenemez. Cevap E olacak. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar.